Ben Doktor Saynur Yılmaz. Şimdi sizlere kadın sağlığı ve gebelikte D ve K vitamininin öneminden bahsedeceğim. Bu sunumdaki sıralamam şöyle olacak. Önce D vitamininden bahsedeceğim. D vitamini nedir, nasıl elde edilir? Kadın sağlığı için önemi nedir? Gebelikte özellikle D vitamini eksik etkileri nelerdir? Ve D vitamini ihtiyacını hangi günlük ne kadar D vitamini alarak karşılayabiliriz? İkinci anlatacağım konu yine K vitamini olacak. Yine aynı şekilde K vitamininin nasıl alabildiğimiz, vücudumuza nasıl girdiğini, kadın sağlığı için önemi, gebelikteki önemi ve K vitamini ihtiyacıyla sunumu bitireceğiz. D vitamini önemli bir vitamin. Özellikle son yılların gözde vitaminlerinden bir tanesi. Kendisi aynı zamanda bir hormon görevi de gören bir vitamin. İnsan vücudunda da sentezlenebilen tek vitamin. İlk olarak 1960'larda bulunmuş D vitamininin iki adet formu var. Bir tanesi vitamin D2, bitkilerden elde ettiğimiz vitamin. Diğer vitamin ise vitamin D3. Esas olarak hayvani gıdalarda ve insan vücudunda üretilen vitamin. D vitamininin en önemli işlevi kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini ve kemik sağlığını desteklemek. Ayrıca bağışıklık sistemi fonksiyonlarında düzenlemede rol oynuyor. D vitamini çeşitli şekillerde elde edilebilir. En önemlisi güneş ışığı etkisiyle vücudun kolesterolden D vitamini sentezlemesi. İkincisi besinler. D vitamini doğal olarak bazı besinlerde bulunuyor. Bunlar balık yağı, somon, sardalya, ton balığı gibi özellikle yağlı balıklar, karaciğer, yumurta sarısı gibi besinlerde yine D vitamininin doğal kaynağı. Gıda takviyeleri ise D vitamini takviyeleri de yine güneşe yeterince maruziyet olmadığında, besinde de eksik alındığında kullanılması gereken önerilen takviyeler. Biraz önce de söylediğim gibi aslında insan vücudunda güneş etkisiyle vitamin D sentezi yapmak mümkün. Güneş etkisiyle ne oluyor? Cildteki kolesterol güneşin etkisiyle, ultraviyole ışınların etkisiyle vitamin D3'e çevriliyor. O karaciğere gidiyor. Karaciğerde kalsifediol haline geliyor. Sonra böbreğe gidiyor. En aktif formu olan kalsitriole dönüşüyor ve kalsitriol aslında D vitamininin temel fonksiyonlarını yerine getiriyor. Günlük yeterli D vitamini sentezleyebilmek için gün içinde en iyi zaman saat 11 ile 15 arasında, günde minimum 40 dakika güneş ışığına maruziyet öneriliyor ve vücut bölgelerinin %20'sinin de güneş görmesi gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi vitamin D'nin doğal besin içinde bulunan vitamin D bulunduran besinler yumurta, ton balığı, ciğer, peynir gibi gıdalar. D vitamininin kadın sağlığı ile ilişkisini konuşacak olursak, birincisi kemik sağlığı, özellikle osteoporozu engellediği için kemik sağlığı konusunda D vitamini desteği önemli. İkincisi doğurganlık ve üreme sağlığı. D vitamininin doğurganlık üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair çalışmalar mevcut. Aynı zamanda poliksikover hastalığı ve diğer hormonal bozukluklarda da D vitamininin olumlu etkileri var. Bağışıklık sistemi üzerine de olumlu etkileri var. Aynı zamanda kanser riskini de azalttığı gösterilmiş. Şimdi kalsitriolden bahsetmiştik. Aktif formu. Bu kalsitriolün kalsiyum ve fosfor dengesi üzerine olan etkilerinin yanında ek etkilerinin de olduğunu görüyoruz. Yani kardiyovasküler sistem üzerine olumlu etkileri, aynı zamanda immün sistem üzerine de olumlu etkilerini görüyoruz. Şimdi D vitamininin bir sürü tipi var. Bu tiplerden daha doğrusu belli yerlerde sentezlenen formlarının aslında farklı fonksiyonlar gördüğümüz tipleri var. Daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Her bir metabolite, her bir bu metabolik zincirde üretilen vitaminin fonksiyonu farklı. Mesela ciltten sentezlenen vitamin D3 DNA hasarını ve DNA onarımını kolaylaştırıyor. DNA hasarının DNA ölümünü azalttığı, hücre ölümünü azalttığı ve DNA hasarını azalttığı gösterilmiş. Yani ciltten sentezlenen bir D vitamini bizim oral olarak, ilaç olarak aldığımız D vitamininden bazı yönlerden üstün olduğu gösterilmiş. Onun dışında dışarıdan gıdalarla aldığımız vitamin D'nin de anti-inflamatuar, başka endotelial stabiliteyi arttırdığı gösterilmiş. Karaciğerden sentezlenen kalsifediolün yine bir takım immün sistem üzerine, kan damarları üzerine olumlu etkileri gösterilmiş. En son olarak da böbrekte üretilen kalsitriolün de
kalsiyum ve fosfor metabolizmasında önemli olduğu gösterilmiş. Yani her bir vitamin D metabolitinin önemli fonksiyonu var. O yüzden sadece bir yerden almak aslında çoğu zaman tercih edilen bir yol değil. Şimdi vitamin D'nin belli seviyeleri var ve bu seviyelere göre eksikliği ya da yetersizliğinden bahsedebiliyoruz. 20 nanogram bölü mililitrenin altı ciddi bir eksiklikken 30 nanogram bölü mililitrenin altı yetersizlik anlamına geliyor. 30 ile 100 arası sağlıklı kişilerde 100'den daha yüksek olanı da miktarda riskli olduğunu gösteriyor. Çünkü bu bir vücutta birikebilen yağ dokusunda depolanabilen bir vitamin olduğu için yüksek dozda olmasının bizim için faydasından çok zararı var. Şimdi ihtiyaçlara baktığımızda sağlıklı yani kadınla erkek arasında aynı zamanda işte gebeyle, emzirenle, çocukla yani yaşa göre de ihtiyaç değişebiliyor. Kadın ve erkeğe göre ihtiyaç değişebiliyor. Emziren kadına göre ihtiyaç değişebiliyor. Ama ortalama günlük 15 mikrogram D vitamini alınımı bütün genel olarak yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Peki gebelikte D vitamini eksik olduğunda ne oluyor? Annenin sağlığı özellikle etkilenebiliyor. Özellikle annenin kemik sağlığı etkilenebiliyor. Gebelik komplikasyonları artabiliyor. D vitamini eksikliğinde gestasyonel diyabet ve preeklemsinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Fetal ve yeni doğan sağlığı açısından özellikle anne karnındayken ve doğduktan sonra riket hastalığına daha sık yakalandıklarını söyleyebiliriz. Kemik gelişimiyle ilgili sıkıntılar yaşayabildiklerini söyleyebiliriz. Bir de doğum sonrası depresyon riski D vitamini düşük olanlarda daha yüksek diyebiliriz. Peki vitamin D, şimdi bu aslında slide'ın en alt kısmından bahsedeceğim. Yani şimdi vitamin D'nin aslında optimal olanı %90'ı güneş sayesinde elde etmemiz lazım. %10'unu da aslında yiyeceklerle elde etmemiz lazım. Şu anda günümüzde aslında toplumun %40'ında yetersizlik var. %10'u güneşten elde ediliyor. %30'u yemeklerden, besinlerden, %20'i de supplementten elde ediliyor. Aslında istenen güneş ve yemekleri bir arada değerlendirmek ama günümüzde maalesef hem güneş ışınlarına temasın maruziyetinin az olması sebebiyle, beslenmenin iyi olmaması sebebiyle hem yetersizlik fazla hem de ne yazık ki dışarıdan almaya ihtiyacımız var. Evet, vitamin D'den bahsettik. Şimdi sırada vitamin K var. Vitamin K yine iki tipi olan bir vitamin. Şöyle diyeyim. Vitamin K son yıllarda gündem olan, yani aslında biz vitamin K'yı yıllardır biliyoruz ve pıhtılaşmayla ilgili bir vitamin olduğunu düşünüyoruz ama son yıllarda yeni bir vitamin K formülü var ki vitamin K2 diye. Bu vitamin K'nın da aslında şimdiye kadar göz ardı edilmiş, eksikliğinin önemli sorunlara sebep olduğu gösterilmiş bir vitamin K türü. Demin de söylediğim gibi vitamin K'nın aslında temelde iki formu var. Vitamin K3 de sentetik formu. K1 ve K2 doğal olarak olan form. Filikoin ve menekuinin. Filokuinin ve menokuinin. Telaffuz etmek zor. Vitamin K dediğim gibi K1 genellikle yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Ve çoğunlukla yiyecekler yoluyla alınıyor. Kan pıhtılaşmasına önemli rol oynuyor. Bu böyle bildiğimiz sıradan rutin her zamanki vitamin K özelliği ama vitamin K2 ise bakteriler tarafından sentezleniyor. Bazı gıdalarda bulunuyor. Özellikle fermenteli gıdalarda, süt ürünlerinde ve bazı etlerde bulunuyor. Fermenteli derken mesela peynirde ya da işte fermente edilmiş soya fasulyesinde gibi yiyeceklerde daha fazla bulunuyor. Kemik sağlığını destekliyor ve kan kalsiyumunu düzenliyor. Ayrıca çok daha önemli bir fonksiyon var. İleride ondan bahsedeceğim. Şimdi vitamin K1'in bitkilerle alındığını söyledik. Vitamin K2'nin de intestinal bakteriler tarafından üretildiğini, ayrıca da fermente gıdalardan alındığını söyledik. Şimdi vitamin K1 ile K2 arasındaki farkları bu tablo özetliyor. K1 kan pıhtılaşmasını sağlıyor. K2 ise kalsiyumun arterden alınıp kemiklere taşınmasını sağlıyor. Yani bu ne işe yarıyor? Biliyorsunuz aterosiklerozda kan damarları içinde kalsiyum gölleniyor, birikiyor. Ya da başka dokularda kalsiyum birikmesine engel oluyor ve kalsiyumun sadece kemiklere taşınmasını sağlıyor. Çok önemli bir fonksiyon.
Hatta anti-aging proteini, vitamini bile denebilir buna. Çünkü ileri yaşlarda damar sağlığının korunması için K2 vitamine ihtiyaç büyük. Tiplerini söyledik. Nerede olduğunu söyledik. Yarı ömürleri de biraz farklı. Bundan sonraki şeye geçelim. Şimdi demin de bahsettim. Özellikle bunu vurgulamakta fayda var. K1 vitamini yeşil yapraklı sebzelerde, işte kara lahana da çok olduğu söyleniyor ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde. K2 vitamini de daha çok fermente besinlerde, işte peynirdir ve ciğerde, dana ciğerinde de çok olduğu belirtilmiş. Vitamin K'nın da ihtiyaçları yaşa ve cinsiyete göre değişiyor. Ortalama yani 19-20'li yaşlardan sonra 90 mikrogram alınması bir kadın için yeterli olduğu söylenebilir. Vitamin K'nın genel etkileri nedir diye bakarsak, kalsiyum seviyelerini ayarlıyor vücutta, lösemi gibi kansere karşı koruyucu, yine kemik sağlığı üzerine olumlu etkisi var, kalp hastalıklarından koruyucu ve ateroskleroze karşı koruyucu. Önemli fonksiyonları var. Şimdi K1'den değil mi bahsetmiştik? Kan pıhtılaşması için gereken proteinin üretiminde rol oynuyor. Kemiklerde kalsiyumun doğru yerleştirilmesine yardımcı oluyor. Böylelikle kemik sağlığını destekliyor. Gebelikte plasentadan fetüse yeterli geçiş olmadığı için yeni doğanlarda vitamin K enjeksiyonu rutin bir uygulama. Hem anne karnındaki plasentadan geçişin az olması hem de emzirirken de yeterli K vitamini geçişi olmadığı için bebekteki kanamaların önüne geçmek amacıyla yeni doğan döneminde K vitamini enjeksiyonu rutin. Yetişkinlik döneminde de vitamin K1 eksikliği çok sık görülmemekle birlikte sık görülmüyor çünkü besinlerin büyük bir kısmında aslında yani bir 100 gram brokoli ile bile günlük ihtiyacını aslında kadın karşılayabiliyor, kadın erkek. Kanama diyetisi olan birinde mutlaka akla gelmesi gerekiyor. Çünkü bazen malabsorpsiyon durumları olabiliyor. Bir takım problemlerde K vitamini eksikliği akla gelmeli. Ve gelelim diğer konuya. Vitamin K2 kemik sağlığı için etkili. Kemiklerde de kalsiyumun doğru şekilde yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Kalsiyumun kemiklerdeki mineralizasyonunu arttırıyor. Kemik yoğunluğunu ve sağlamlığını arttırıyor. Kardiyovasküler sağlık üzerine etkisi var, olumlu etkisi var. Arterlerin elastikiyetini ve esnekliğini koruyor. Kansere karşı koruyucu etkisi var. Diş sağlığı açısından da koruyucu etkisi olduğu söyleniyor. Şimdi vitamin K'nın bazı proteinleri aktive ettiği biliniyor. Şimdi K1'in özellikle pıhtılaşma ile ilgili faktörleri aktive ettiği, K2'nin osteokalsin aktive ettiği, aynı zamanda K2'nin de Matrix GLA proteinini aktive ettiği. Şimdi zaten pıhtılaşma konusunu biliyoruz. Osteokalsin kemik sağlığı için önemli ama Matrix GLA proteini özellikle damar sağlığı için oldukça önemli. Şimdi, vitamin K eksikliğinde eğer vitamin K yeterliyse aktif Matrix neydi? GLA proteinleri, Matrix GLA proteinleri yüksek oluyor ve kalsifikasyon düşük oluyor. Dolayısıyla ateroskleroz daha düşük oluyor, damar elastikiyeti daha fazla oluyor. Vitamin K yetersizliği olduğunda neydi? Şeyin adını sürekli unutuyorum. Matrix GLA protein miktarı daha düşük oluyor ve kalsifikasyon daha yüksek oluyor. Tabii bunlar tek başına etkili değil. Hepsinin bir arada olması lazım. Yani hepsi birbirinin fonksiyonunu aslında indükleyen vitaminler. Vitamin D3'ün, K2'nin ve kalsiyumun mutlaka bir arada tüketilmesi gerekiyor optimal sağlık için. Bu da benim aslında son slaytım. Şimdi şöyle, kalsiyum D vitamini etkisiyle osteokalsini aktive ediyor. Osteokalsin vitamin K2 sayesinde aktif osteokalsin oluyor. Daha sonra da kemiklere kalsiyum depolanması sağlanıyor. Yani bu vitaminler tek tek anlattık ama hepsi bir arada kalsiyumla birlikte, ikisi bir arada kalsiyumla birlikte kullanılması gereken, tüketilmesi gereken vitaminler.